Öncelikle ticari amaçlı toplu kullanım sağlayıcılar ve toplu kullanım sağlayıcılar olarak ayrılmıştır. Ticari amaçlı toplu kullanım sağlayıcılar bildiğimiz gibi internet evleri ya da işte internet kafeler denilen ya da oteller gibi bazı kafeteryalar gibi herkesin toplu olarak interneti kullanmasına izin verilen yerlerdir. Şirketler ticari amaçlı olmayan toplu kullanım sağlayıcıdırlar. Ancak onların da loglama yani kayıt tutma yükümlülükleri vardır 56-51 sayılı yasa gereği. Tutulacak olan kayıtların içeriğinin mevzuat, 1.6 mevzuatlı yani yönetmelikle belirleneceği söylenmiştir. Yönetmeliğe baktığımızda burada logların noktaları yani varış ve başlangıç ve varış noktalarını, get post değerlerini ve türünü yani bu bir FTP erişimi midir, HTTP erişimi midir bunu tutması gerektiği belirtilmiş. Ve benzeri ifadesi kullanılarak da içeriğin ne dereceye kadar tutulacağına ilişkin soru işaretleri bırakmıştır maalesef. Burada iki yönü düşünmek gerekir. Tabii ki yasa gereği en azından kimin nereye, hangi saatte, ne şekilde, hangi protokolü kullanarak eriştiğinin tutulması gerektiği açıktır. Daha fazlasının tutulmasının özellikle kişisel verilerin korunması anlamında suç oluşturup oluşturmayacağının düşünülmesi. Ayrıca her ne kadar şirketin kendi bilgi işlem birimi bunu tutuyorsa da güvenliğinin sağlanmasının öneminin de dikkate alınması gerekir. Bu yüzden benim tavsiyem sadece kanunun tanımladığı sınırlar içerisinde logların yani kayıtların tutulması, daha fazlasının yani özellikle içeriğe ilişkin bilgilerin çok gerekli olmadığı sürece tutulmaması, işin gereği tutulması gerekiyorsa da bunların tutulduğunun mutlaka çalışanlara bildirilmesi, çalışanların kendi içeriklerinin tutulmasına ilişkin izinlerinin alınması ve bunlar kaydedilirken, saklanırken de en yüksek derecede önem gösterilmesi gerekir.